Bugün 28 Mayıs günü Azerbaycan için önemli. 28 Mayıs 1918 tarihinden başlayarak neden önemli olduğunu anlatır mısınız sevgili dinleyicilerimize? Evet, yani Azerbaycan için önemli, bizler için önemli, işin içinde bizler de var, Osmanlı Devleti var, Anadolu Türkleri var. 28 Mayıs Azerbaycan'da hem başkent Bakü'de hem birçok noktada 28 Mayıs tarihlerini görürsünüz. Çünkü 28 Mayıs Azerbaycan'ın o 100 yıl, 200 yıl süren özellikle İran'la Rusya arasındaki o çekişme sonrası Kafkasya'da yani milyonlarca Türk'ün, Kafkas Türk'ünün öldürüldüğü, acı çektiği o kötü buhranlı yıllardan sonra yeniden bir bağımsızlık, bir siyasi bütünlüğün sağlandığı yıl olmuştu. Tam 106 yıl önce Güney Kafkasya'da Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyetini kurmuştu Azerbaycan Türkleri. Mehmet Emin Resulzade Evet. başkanlığında. Ama bu ilanı tabii Bakü'den yapamadılar. Bu ilanı Gence'den yapamadılar. Bu ilanı Tiflis'ten yaptılar. Çünkü yine burada Azerbaycan topraklarında Bolşeviklerin ve Ermenilerin başlatmış olduğu katliamlar, olaylar Bakü ve çevresinde Guba'ya kadar uzanan bölgede aslında biz bunu Karabağ'da, Hocalı'da da görmüştük. Yani 106 yıl önce bu topraklara bir büyük Ermenistan ideasıyla işte Rusya'ya bağlı, Sovyetlere bağlı ya da Bolşeviklere başkasının güdümünde bu kritik stratejik toprakların el değiştirilmesi için bir gayret vardı. İşte bu sırada Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura bir istiklal bildirisi yayınladılar Tiflis'ten. Ve bu istiklal bildirisi sonrası da o Azerbaycan'ın ilk tanıyan ülke Osmanlı Devleti oldu. İlk temas Osmanlı Devleti ile oldu. Ve daha sonra da Osmanlı'dan bir destek istendi. Bu Bakü'ye giremiyordu çünkü Mehmet Emin Resulzade ve heyeti. Burada dediğimiz gibi katliamlar vardı. O zamanın Harbiye Nazırı Enver Paşa da kardeşini görevlendirdi. Nuri Paşa'yı görevlendirdi. Killigil. Bizim de savunma sanayimizin aslında Evet, temellerini evet. atan isimlerden biriydi. Çok anlamlı bir insan. Nuri Paşa ve komutasında bir Kafkas İslam ordusu kuruldu. Ve Gürcistan üzerinden de önce Gence'ye geldiler. Burada bir karargah kurdular. Burada stratejilerini belirlediler ve Gence ve çevresindeki olayları da bastırdılar. Olaylar oraya kadar yükselmişti. Ve Gence'den başlayarak da Salyan, Kürdemir, Yevlak, Bakü'ye doğru bütün istikametleri peş peşe temizleye temizleye Bakü'ye de gelindi ve 15 Eylül'de de Bakü'de ilk muhasara başarısız oldu. Bir gün sonra, 2 gün sonra bir kez daha, bir kez daha derken artık Bakü'ye üç koldan girildi ve buradaki çeteler temizlendi. Azerbaycan'ın siyasi bütünlüğü sağlandı. Hatta daha sonra Nuri Paşa yukarıya, kuzeye, Derbent'e kadar çıktı. Derbent'i de aldı. Demek istediğim şu, 106 yıl önce işte o 28 Mayıs'ta başlayan harekat ve 15 Eylül Bakü'deki son zaferle birlikte bugünün Azerbaycan'ın siyasi, coğrafi, bütün o sınırlarının belirlendiği, devlet temellerinin atıldığı, ordusunun ilk kez kurulduğu, üniversitesinin, askeri yapısının, harp okullarının, demek istediğim o devlet anlayışının oturtulduğu, yerleştirildiği yıldır, 106 yıl önce. Evet. Ve burada 1130 şehidimizle birlikte Kafkas İslam Ordusu'nun çok büyük payı vardır. Nuri Paşa'nın çok büyük payı vardır. 17 ay bu hükümet maalesef bu devlet ayakta kalabildi. Daha sonra yine Sovyet ordusu geldi, buraları işgal etti. Ama en azından Azerbaycan o gün o sağlamış olduğu toprak bütünlüğüyle bugün işte uluslararası mecralarda, hukukta Karabağ benimdir diyebildi. Çünkü o gün biz Sovyetlere de, Ruslara da, Ermenilere de Azerbaycan'ın sınırlarını o gün de Şuşa için temizlendi. O zaman da Şuşa'yı almaya çalışmışlardı. Yine işte Kafkas İslam ordusuyla Şuşa ve Karabağ çevresi de alınmış. Azerbaycan'a devleti kurdurulmuştu. O yüzden çok anlamlıdır. Biz de, bizim için de çok anlamlıdır, önemlidir. Mehmet Emin Resulzade de o yüzden bu Azerbaycan'ın bugün hani ilk kurucusu, temellerini atan isim olarak kabul edilir. Buradaki fikir adamları, aydınların çoğu Azerbaycan'ı maalesef kalamamıştır. Sovyetler zamanı büyük baskılar olmuştur. Kalanları da Sovyetler zamanı kurşuna dizmişlerdir, onu da söyleyelim. Bu şuurdaki, milli şuurdaki insanlar kalmamıştır. Birçoğu Türkiye'de, bazıları Avrupa'da,
artık dışarıdan Azerbaycan'ı takip etmeye başlamışlardı. Ama bugün çok şükür 91'deki bağımsızlıkla birlikte, o yüzden Azerbaycan 18 Ekim'i de yeniden bağımsızlığın kurulduğu gün olarak kutlar. O da 91'de yeniden bağımsız olmasıyla birlikte 70 yıl sonra bu noktaya gelmiştir. Bugün de modern, gerçekten gelişmiş ve her günde gelişen bir Azerbaycan olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Fatih Avanos, şu noktalar da önemli. Tarihi bakıldığı vakit Azerbaycan, işte o kurulduğu vakit kadınlara seçme hakkı tanımış. Ülkenin kendi para birimi ve posta pulları tedavüle girmiş. Devlet Bankası ve Bakü Devlet Üniversitesi kurulup ırk, din, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanınmış. Hani yeniden bağımsızlıktan söz ettik ya, bağımsızlık bildirgesinde ülkenin 1918-1920 döneminde faalyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği de belirtilmiş. Tarihe baktık, bugünün önemini bir kez daha anlamaya çalıştık sizin de söylediklerinizde. Bugüne dönecek olursak, özellikle de Ermenistan'la yaşanan son gelişmeleri düşünürsek, bugün durumu nedir Azerbaycan'ın? Azerbaycan'a ilk geldiğimde gördüğüm insanlardaki o umutsuzluk, o yüzlerinin düşük, başlarının eğik olması ve herkeste şöyle bir şey vardı: cebren, zorla toprakları alınmış, özgüveni yıkılmış. Gerçekten bir neden arıyordu Azerbaycanlılar. Yani biz sizleri gördüğümüz zaman balkonlarınızda, camlarınızda Türk bayrakları, biz de öyle olmak istiyoruz, biz de zaferlerimizi kutlamak istiyoruz, ama yok diyorlardı. Gerçekten bu böyleydi ve hep bize de imrenirlerdi. Fakat Azerbaycan hem diplomasisiyle, hem komşularıyla ilişkileriyle, hem Türkiye'yi çok doğru bir şekilde Türkiye ile kurduğu mekanizmalarla burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumlarını ve hükümetini de tabii söylemek gerekiyor, müthiş bir destek ve işbirliğiyle harika bir hikaye yazıldı. 2019'da, 18'de, hatta 2012'den başlayan askeri tatbikatlar, 2019'da siyasi ilerlemeler, stratejik ortaklık ve Türkiye ve Azerbaycan bir şekilde o 44 günlük harekatta toprakların büyük çoğunluğunu almıştı. Fakat tabii hepimizin içerisinde aslında bir soru işareti vardı, yarım kalmıştı. Han kendine girilirken, Hocalı'ya girilirken bu savaş niye durdu demiştik. Hatta o zaman Hulusi Akar'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da devam edilmesi gerektiğini çok net bir şekilde, ama Azerbaycan devam edememişti. Çünkü Rusya faktörü vardı. Ama bu geride kalan 4 yıllık sürede, 2020'den sonraki süreçte Azerbaycan'da Türkiye'nin de desteğiyle bundan sonrasıki işi artık anlaşmalara, müzakerelere bırakmıştı. 4 yıl geçmesine rağmen hiçbir savaş olmadan, kan da dökülmeden, ama 2 tane 3 tane de ciddi operasyonla birlikte bölgeyi tam anlamıyla teröristlerden temizledi ve Azerbaycan tam anlamıyla bütün topraklarına karış karış kavuştu. Sadece 8 köy kalmıştı. Son dönemde 19 Nisan'da Azerbaycan-Ermenistan Devlet Sınırı Belirleme Komisyonu 8. toplantısında artık o 4 köyünde, Gazah bölgesindeki 4 köyünde verilmesi taahhütleştirilmişti. 15 Mayıs'a kadar da söz vermişti Ermenistan, Erivan hükümeti. Fakat 15 Mayıs'ta verilmedi. Azerbaycan o zaman bana dedi, bir protokol, imza, yazılı istiyorum. 15 Mayıs'ta bu yazılı protokol alındı. Ta ki 9 gün sonra 24 Mayıs'ta Ermenistan o 4 köyü de Azerbaycan'a iade etti. Kaldı 4 köy. O da bir tanesi Nakçıvan'da, diğerleri de yine diğer bölgede. Ama burada bundan sonra Ermenistan tarafında hareketlenmeler başladı. Sokaklar hareketlendi. Biz bu 4 köyü neye karşılık verdik? Niye karşılığında bir şey almadık gibilerinden. Halbuki 1969'u anımsamak gerekiyor, evet, halbuki. Evet. Zaten aralarında bir bildirge var. Almata bildirgesi var. Öncesinde Sovyetler haritası var. Yani hangi haritayı açıp tarihe göz yönelip baksak, o zaman Sovyet Sosyalist Ermenistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti diye cumhuriyetlere ayrıldığı için Sovyetler zamanı, zaten herkesin mülki sınırları belli. Ancak tabii ki yönetim olarak herkes Moskova'ya bağlıydı. İki devlet de Sovyetler zamanındaki haritalara bakacaksak böyle. Yok istiyorsanız dedi Azerbaycan, 106 yıl önce Bolşevikler zamanındaki haritaya bakalım. İstiyorsanız 91'e bakalım. Yani nereye bakarsak bakalım, zaten Azerbaycan'ın oradaki toprakların neresinin Azerbaycan'a ait olduğu belli. Ama Ermenistan tarafı bunu tabii ki müzakerede bir masasına getirerek, bunu zamana yayarak, belki daha başka bir şeyleri de ben de alırım gibilerinden bu süreç uzadı. Ya da dediğimiz gibi Fransa'nın başını çekti, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin
sürece dahil olmasıyla barış süreci gerçekten uzadı. 4 yıl sürecek bir süreç yoktu aslında. Fakat Erivan hükümeti en son 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teklif ettiği 3+3 formülüne maalesef 4 yıl sonra geldi. 4 yıl kaybettik. Evet, ama bugün Ermenistan'a bakıyoruz artık biraz daha mesafe koyarak bu işbirliğinden kazanacağını en başta Nikol Paşinyan çok net bir şekilde biliyor. Bunu da halkına empoze etmeye çalışıyor. Bundan sonra daha bir büyük ekonomik kalkınma, refah, uluslararası nakliyat yollarının, enerji yollarının geçeceği bir Erivan'ı hayal ediyor. O da haklı olarak, çünkü yıllardır lobilerin, Ermeni lobisinin, Fransa'nın, diğer ülkelerin kullandığı bir ülke oldu. Sürekli gerilimden dolayı yoruldu, onlar da yoruldu. Ve Ermenistan halkına şunu da söylüyor. Biz şu an yaşadığımız yer bizim vatanımız. Bizim artık Kars'a, Ağrı'ya bakmamıza gerek yok. Bu yanlış. Nerede yaşıyorsak burası bizim vatanımızdır. Bu vatan hayalinin sınırı yok. Ve herkes bir yerlerin hayalini kurarsa bu bölgede istikrar olmaz diye hemen hemen her gün anlatıyor. Bakın arkadaşlar, diyor, benim ülkem bu, bizim ülkemiz burası. Peki Fatih Avanos, Paşinyan'ın açıklamaları çok tartışıldı bu konuda, özellikle bu meselede, ama aynı zamanda Rusya ilişkileri de son dönemde tartışılıyor. Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkileri tartışılıyor. İşte Fransa etkisinden hep söz ettik yayınlarımızda. Mesela Ermenistan kaynaklı bir haberdi. Diaspora engellemezse Paşinyan Aliyev'le tarih yazabilir dendi. Yani Paşinyan'ın yaşadığı ülkenin zorluklarıyla birlikte ulaşmaya çalıştığı yer konusunda attığı adımların sonrasında şimdi helikopteri bir de acil iniş yapınca kafalar karıştı. Acaba üst üste suikast haberleri de dünyada, işte bir başbakanın bıçaklanması var, reisinin helikopteri düştü, o kaza mı, başka bir şey mi var? Bütün bunlar tartışılırken Paşinyan'da hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmıştı. Onlarla ilgili son haber var mı? Öyle toparlayalım bu konuyu. Şöyle, aslında Paşinyan hükümetinin gelişi gerçekten sokak hareketleriyle oldu. Ve süreç birçok ülkenin istediği gibi ilerlemedi. Özellikle Moskova'nın istediği gibi ilerlemedi. Halkın da artık sabrının son raddeye geldiği o noktada Paşinyan bir hükümet kurdu. Ve geldiğinden bu yana da halkına şu sözü vermişti. Reform olacak. Eski bu savaşı destekleyen insanlardan, eski askerlerden kurtulacağız. Daha sivil, daha demokratik bir yönetim kuracağız. Ve refahı ve ekonomisini yükselttiğimiz bir Ermenistan olacak diye. Ama bir türlü yapamadı. 2 yıl sonra bir askeri darbeyle, kalkışmayla karşı karşıya geldi. Daha sonra bir savaş başladı. Burada da savaşı, işin aslı çok fazla uzatmak istemedi. İşin aslı bu sürecin zaten müzakerelerle belli bir aşamaya gelmiş, Karabağ meselesini daha fazla uzatmak istemedi. Daha çok alımlı bir Paşinyan olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Fakat tabii ki Kafkasya stratejik, yani stratejik önemi olan bir nokta. Kafkasya, Rusya'nın Türkiye'yi, İran'ı, Orta Doğu'yu izlediği bölge. Orada çok ciddi radar üsleri var, orada çok ciddi askeri üsleri var. Yani Rusya'nın kolay kolay çıkacağı bir bölge değildi. Ta ki Rusya'nın artık Suriye'ye net bir şekilde yerleşerek çok daha net bir noktadan bütün bölgeyi NATO ülkelerinin izlemesinden sonra. Artık Rusya için de inanılmaz önemli bir nokta değil. Ama Rusya tabii ki hala bugün Türkiye-Ermenistan sınırını koruyan askerler Ermeni askerler değil, Rus askerler. Rus askerler orada durur. Bölgeyi izler. Türkiye'yi izler, NATO ülkesi olduğu için. O yüzden Rusya ile bir anlaşma yapıldı. Azerbaycan tarafındaki askerler çekildi. Bazı havalimanlarındaki askerlerin de Temmuz ayında çekilmesi bekleniyor. Ama şu an için dediğim gibi Türkiye-Ermenistan sınırında evet, güçlerin durması devam ediyor. Paşinyan da mücadele ediyor. Bu sefer de bir başpiskopos karşısına çıkarıldı. O da bir başbakanlığa adaylığını ilan etti. Erken seçim çağrıları yaptı. Sokakları hareketlendirmeye çalışıyorlar. Ama gördüğümüz bir şey var. %50'nin üzerinde Paşinyan'ın hala desteği olduğu, halkın başlattığın işi bitir, bir görelim bu işin sonucu hayır mı olacak diye beklediğimizi evet, de görüyoruz. Yani ciddi anlamda Paşinyan'ı yıkacak bir süreç şu an için yok. Fakat tabii ki Paşinyan hükümeti de bazı çevreleri rahatsız etti. Bu aldığı kararlarla barış ortamını sağlamaya çalışmasıyla, Türkiye ile Azerbaycan'la o normalleşme gayretlerini samimi bir şekilde ilerlettiği için de tabii ki evet, Paşinyan hükümeti de bazı sınamalardan bundan sonra da geçecektir. Bunu da görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Avanos. Kolay gelsin. Selam olsun Ankara'da.
Efendim, aleykümselam, çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. TRT Bakü temsilcisi Fatih Avanos'u dinledik sevgili dinleyiciler.